Ahmet Kekeç, İftira Çetesi bu skandal yayını nasıl açıklayacak? Şaban Sevinci Tanırım, Halk TV yöneticisidir. Ayrıca CHP cenahındaki konuşulabilir, diyalog kurulabilir az sayıdaki isimden biridir. Söylemesi ayıptır, bu satırların yazarının da yakın ahbabı sayılmasa da tanışıdır. Şaban'ı arayıp durum hakkında o durumu birazdan açıklayacağım, bilgi alabilirdim. Üşendim. Konuyu bu köşeye taşımayı Kamu yararı açısından daha uygun buldum. Değil mi ki olay kamu huzurunda olup bitiyor? O halde sorularımızı kamu huzurunda sorup aydınlanma bekleyebiliriz. Bizi aydınlatmayı Şaban Sevinç mi yoksa CHP Genel Merkezi'ndeki asık suratlı arkadaşlardan biri mi vazife edinir bilemem. Kendi aralarında görev taksimi yapsınlar. Durum şu. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazineder önceki akşam Halk TV'nin canlı yayınına çıkarıldı. Daha doğrusu Halk TV Murat Hazineder için aklama programı düzenledi. Hazinedar o programda ne söyledi? Bunun bir önemi yok. Hem ne söyleyebilir ki? Hakkındaki iddiaların tümü yalan demeye getiren bir çuval laf etti. Ama FETÖ iddialarıyla ilgili ikna edici bir açıklama yapamadı. Problem şu, hazinedar niçin konuşturuldu? Dahası bu aklama programını kim ayarladı ve hangi muhtemet kişi hazinedarın söyleyeceklerine kefil oldu? Hazineder biliyorsunuz yolsuzluk nedeniyle görevinden uzaklaştırılmıştı. Hakkında Sayıştay raporu var. Dahası yolsuzluk iddiası CHP Genel Merkezi tarafından da kabul görmüştü. Savcılığın başlattığı soruşturmayla eş zamanlı olarak CHP Genel Merkezi de harekete geçmiş, bir rapor hazırlatarak hazinedarın usulsüzlük yaptığını doğrulamıştı. Yani İçişleri Bakanlığı adamımızı görevden almakla çok iyi etti. Ortada ciddi iddialar var demeye getirmişti. İkincisi Hazine'darın FETÖ bağlantısı yahut FETULLAH sevgisi. Herhangi bir arama motoruna girin. Hazine'dar ve FETÖ deneklerini yazın. Sonuç karşınıza çıkacaktır. Hazine'dar bir FETÖ mensubundan daha çok FETÖ'ye hizmet etmiş. Konu yargıda olduğu için detaya giremiyorum ama CHP listesinden seçilip Beşiktaş Belediye Başkanı makamına kurulan bu zat FETÖ'ye çıkar sağlamak için konumunu kullanmış. Soru şu. İcabında CHP'yi de tehdit eden Murat Hazinedar, CHP politikalarını savunmak için kurulmuş Halk TV'ye nasıl çıkarılır, neden çıkarılır? Hazinedar görevden uzaklaştırıldığında, ''Efendiliğimden susuyorum, CHP Genel Merkezi duruma müdahale etmezse ben gerekeni yapacağım ama yaptıklarımın şiddeti bu paylaşım gibi olmaz.'' diyerek Kılıçdaroğlu'nu ve ardıllarını bildikleriyle tehdit etmişti. O zaman şu üç hususun derhal açıklığa kavuşturulması gerekiyor. 1. Halk TV'de kripto hakimiyeti mi var? Bu kanal darbe bastırıldıktan sonra bile darbecilerin utanç bildirisini haberleştirmeye devam etmişti. 2. Hazine'dar'ın tehditlerinden mi korkuldu? Yahut Hazine'dar'ın canlı yayına çıkarılması talimatı doğrudan Kılıçdaroğlu'ndan mı geldi? 3. Hazine'dar'ın bildikleri ne? Bunların bizim tarafımızdan bilinmesinden mi korkuluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha rahat iftira atabilmek için fon oluşturan arkadaşlar. Hadi bu duruma da bir açıklık getirin. Ahmet Kekeç Star